Başlattım. Ne kadar saçma ürün görebiliriz hocam? Merve'de aa yine o masa şeyi. Kapı kolunu şarj mı edeceğim lan? Nasıl yani? Hocamlar, internetten bulduğumuz en dandik, en saçma, en enteresan ürünleri denediğim serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer yine internetten, TikTok'tan, Instagram reklamlarından gördüğümüz ürünleri topladık buraya. Bu sefer çok güzel ürünlerimiz de var, çok kullanışlı. Benim severek kullandığım teknolojik güzel ürünlerimiz de var. Hazırsanız ürünlerimizle başlayalım. Vurmasaydık ama niye vurduk ki? Bakalım bizim prodüksiyon bugün ne dandik ürün uygun görmüş. Hocam ilk ürün ne bu? Dökülmeyen tabak 80 TL. 80? Dökülmeyen tabak. Hadi orada dökülmeyen tabak mı? TL'ye dökülmeyen tabak. Ne? Çocuklar için nedir? Döküldü. döküldü hakikaten. Anlıyorum. Arkadaşlar 80 liranız varsa ve çalışmayan bir ürün almak istiyorsanız birebir. Abi... Yani zaten bir tabağa bir insan niye böyle bir şey yapsın ki yani? Daha çok. Çocuklar için. Tabağa niye dansöz yapsın? Dandik ürün uygun görmüş. Hocam ilk ürünün ne bu? Bebekler için belki mantıklı olabilir de dökülüyor. 80 TL'ye dökülmeyen tabak. Ne? Çocuklar için nedir daha çok? Parkinson hastaları için öneriliyor. Bir de bebeklerin taşı kullanma alışkanlığı için. Çok enteresanmış. Şöyle bir tane kapağımız var. Ürün bu kadar zaten. Şimdi yani İyi bak. De ben bir şey söyleyeceğim. Parkinson hastası şimdi tamam tabağı eliyle tuttuğunu düşün. Düşünelim. Tamam. Ağzına götüresiye kadar zaten dökülecek. Onun için de bir kaşık lazım. Doğru. Büyük dolandırıcılık. Onun için bu arada kaşık da var biliyor musun? Evet var. Evet öyle mesela. Ama o zaman aynı kaşığı alır. Aynı tabağı bu... masada tutar baktığında. Ama belki yatarak yemek istiyorsun koltukta oturarak. Ya işte bunu düşünemedim. İçinde sıcak bir şey olsa yandı. Yanmazsın çünkü dışta tutamacı var. Elendiğince üstüne döküldüğünü gördün. Çalışmayan bir ürün bu. Üstüne dökülmesin. Zaman sıcak bir şey yemedin. Zeliha 98 bit yollamış. Sana ve ekibe selamlar. Pazartesi finallerim başlıyor. Ay şans dileyin demiş. İyi şanslar Zeliha'cığım. Valla inşallah. Bu ne? Hepsi AA, BA, BB. Böyle bir sistem yapmışlar. Çok çalış. O senin de mi pazartesi? Evet benim de. Saçmalama ne pazartesi ya boşver. Benim de galiba pazartesi. Arkadaşlar. Arkadaşlar galiba ne demek? Hakikaten ya. Watson gitti. Benle niye TFT oynuyorsun o zaman? Watson çalışmadan kazanıyor. Benim kardeşim zeki. Değil mi Watson? Şu an öyle görünüyor. Bak izle. Oğuz'um da öyledir. Oğuz'um da zeki değil mi Oğuz'um? Ben ineğim ya zekilikten daha çok. İnek misin? Bu nasıl inek? Lan bir insan burada oyun oynayıp nasıl inek olabilir ki? Ben 12'den 8'e kadar ders çalışıyorum. Ondan sonra keyif yapıyorum. Kardeşim bir alkış alabilir miyiz Oğuz'a? Hiçbir yayını ekmedi kendisi. Tebrik ediyorum buradan. Bir de Doğukan gibi şerefsizler de. Tabii ya. Arada. Ben tabii. Çalışıyorum. Ben fiziksel olarak bilgisayar başında. Hadi. Tamam hadi öyle inanalım. Bak Oğuz kardeşim bak, hiçbir yayını ekmiyor. Dün bardaydım. Bugün şeyde... dün bardaymışsın. Bu nasıl bir çalışma? Keyif yapıyorsun. Böyle çalışma mı olur? Dün barda takıl öyle. Oldu anam. Bu ya gece bardağı. Bence bardağı yapmıyorum. Gönlüm ho bardağı. İçiyorsun. Çalsın sazlar oynasın. Keşke. Bir dakika. Yalan değil. Evet. Öyle bir kısmı da var. Ama... birazcık müşteriye doldurayım. Birazcık kendime doldurayım. Birazcık müşteriye doldurayım. Birazcık kendime doldurayım. Söylemiyorum. Bütün şivesi kaydı yalan olunca. Böyle bir şey yapıyorum. Ama yani orada çalışma olarak oradayım. Kendi şişem ayrı. Bayağı sorumluca bir davranış olmuş. Devam edelim abi. Bizim kameralardaki edelim. Gimbal gibi ya da işte horoz kafaları böyle tutarsın sabit durur ya. Onun gibi aslında mekanizması var. Bunu çevirdiğiniz zaman bu içindeki zımbırtı da bununla birlikte dönmeye başlıyor. Ve aslında içine koyduğunuz sıvıyı dengede tutuyor rivayete göre. Ama bence bir sıvı bu kadar sallanırsa falafoş olur. Şimdi biz bunu çalışıp çalışmadığını aynen, görmek... Aynen bunu sıvıyı hiç tutamaz ki. Üzüm döküldüğüne göre sıvıyı hiç tutamaz. Bence zaten tutamayacak görün. İçin atıyorum diyelim ki sıcak çay taşıyorsun. Biri beni şikayet edecek. Babam arayabilir. Abim sıcak çayı da tabakla mı taşıyacağım? Yavrum sen bir dinle ama bir izlemiyorsun ki taşırsın. Çorba diyelim. Çorba. Ne olacak? Sıcak çay geliyor. Evet sıcak gerçekten. Hadi bakayım. Aa kişi sıcak vermeselerdi. Biraz koydum. Ama koyarken biraz döktük zaten. Artık şey oldu düşünün. Bütün kıraathaneler bu sisteme geçti. Artık çaylar böyle dağıtılıyor düşünün. Atıyorum amcam. Bir dakika şimdi ben gidiyorum. Dünyanın en kötü çay taşıyan insanı. Yani ki bir de bu arada çayı da çok az doldurdu yani. Şimdi tepeleme doldurdu diye çoktan döküldü yani. Birazcık çok sallayınca akıyor ama bak. Asıl bir çaydanlıkla yapmanız gereken şudur hocam. Bunu ters çevirebiliyorsan her şey okeydir. Aha. Bir
istiyorum. Aha sesleri o. Evet. Alttan ya. Dökülüyor bunun. Ben anlamadım. Yandı adam, yandı gitti. Evet, alttan üçüncü dökülüyor bir de. Yanık. İşin komik kısmı alttan dökülüyor, alttan. Biraz akıyor ama. Oğlum iyi lan. Hocam damlatıyor ama dökülmüyor, akmıyor. Çay kalmadı ki onun zaten aslında. Evet, bayağı döktü şu an. Saçmalık yani, belki çocuklar için, belki bir çocuğunuzu ileride ne bileyim şöyle bir yeteneği olsun istiyorsunuzdur. Bir çaydanlıkta böyle bütün çayları tek seferde çevirebilsin ya istiyorsunuzdur. Allah. Onu alıştırmak için çocuğunuzu böyle bir şey alabilirsiniz. Ama onun dışında ben bir şey göremedim hocam. Ben bunu 10 üzerinden 2 veriyorum. Hadi canım. Yani oha. Dayan. Oha! Yapıştırdın mı kız onu? Aa! bunu ben de yaparım. All time ya. Bunu ben de yaparım abi. Denemedi abi sen. Bu arada ben bu ürünü sadece bebek için düşünerek 10 üzerinden 5 verdim. Çıkarttım ben bebek için düşünürsem ben 10 1 üzerinden verdim. 4. Bebek için 4. Hiç düşünmeyeyim. Döker, ya? Yanar. Yavrum bebeğine sıcak çay niye veresin zaten bununla? Ama şimdi şöyle düşünelim. Hani yanar bebek diyorsun. Bebek maması yiyecek bebek. Evet, bebek mamasını verdim buna. Çok, dökmez çok yani. Çok gereksiz bir ürün ama bu ya. Hepimiz çocuk olduk. Böyle bir şeye ihtiyacımız oldu mu? Ona lafı yani olmadı ama zaten de. Çok da etrafa dökmüşüzdür yani Bede Okan. Üç, ama çocuğu özgür dört. Bırakmak lazım. Zaten koy. Ya, babe, ne oluyor? Ne alakası var şimdi? Ay, dökecek de saçlarım da yani. Burada bir çocuk duyarı hissediyorum. Gerçekten öyle bu. Ona katılıyorum. Çocuk dediğin tencereden yemeli yemeğini. Üstü başı pislensin yani. Tamam eliyle yesin yani ama bari şu tabaktan yesin bari. Tabii canım, Doğukan zaten direkt çatal bıçakla doğdu. Anne karnından çatal bıçak ile fıtlatıp pizzayı bile dilimle şey yaparak yine çatal bıçakla keserek yerdi kendisi. Ben şahidim. Bebek mamasını asla ama asla ananassız yemezdi. Yani ne bu yani, fakir mi bu? Elitist bu çocuk yani, lütfen kendinize gelin. 2 yaşında hesap istiyordum Eza. Aynen öyle, annesi mamasını yedirdikten sonra şu hareketi yapıyormuş bebek masasında. Ama işte böyle bir çocuk, böyle bir delikanlı. O zamandan bir de bir anime arkadaşı varmış, hala beraber. Hala beraberiz işte. Boray 14. ayında, çok teşekkür ederim, 14. ayımız kutlu olsun canım benim. Düğüne geliyorsunuz işte siz de, gelmiyor musunuz? Ne zaman? Tarif bu yaz edelim. Düşünüyoruz artık. Geliriz ve güzel. Patlar. Güzel. Bak o makineler, aletler yalan. Evet, sıradaki ürünümüz geliyor. Ne bu? Projektör. Series mouse pedi geldi. Ne? Ya niye artık 550 lira buna ya? 550 lira. Bir dakika, lazer klavye mi? Lazer klavye almışız. Bunları belki görmüşsünüzdür daha önce. Böyle bir cihaz, altından projeksiyon çıkıyor ve siz aslında istediğiniz yüzeyi klavye haline getirebiliyorsunuz. Bir dakika. Basıyorsunuz ve onu algılıyor. Telefona, bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Bakalım nasıl bir ürünmüş. 550. Oha, bir dakika. Bence çok farklı. Farklı yani bence. Şöyle iş için falan mesela çok mantıklı. Yanında koca klavye. Ya oğlum, onun yerine bir tane Bluetooth'lu klavye alasın küçük. Bence saçma ama. Klavyelerde var. Ha, aynen. Ama ben şeyi merak ettim. Yani fütüristik bir ürün. Yani merak ettim nasıl yani. Nasıl çalışıyor yani? Ya, şunu almam ama keşke birisi alsa da görsem diyeceğim bir klavye yani. Zaten klavye olduğuna göre çok iyi bir ürün olması lazım bence. Vermez bu, vermez. Arkadaşlar, aletimiz bu. Böyle bir de bunu nereden yazacağız bakalım, bir görelim. Şuradan bir şöyle sanıyorum bir sensörü var, bir tane de böyle ışığı yayan bir zımbırtısı var. Aletimizi açtık. Evet, projeksiyonumuzu koyduk. Şurada böyle bir klavye. Aşkım, bir şey diyecekken videoyu durdurup demez isen o hiçbir şey anlaşılmıyor, bilgin olsun. Bu ürünü Sadullah abi alır diyenler. Almaz, 550 lira vermez ama. Alabilecek potansiyelde aramızda bir tek onda var yani, hani gibi. Şeması yansıtıyor. Bunu istediğiniz yüzeye yansıtıyor. Fazla ise çalışmıyor mu? Yok canım, çalışıyordur yine de çok rahat göremezsin kendini. Atabiliyorsunuz. Evet. Biz masaya yansıttık. Yüzeyde evet. Ne kadar pürüzsüz olursa aslında o kadar güzel bir performans sergiliyor. Biz mousepad'e koymaya dedik de mousepad'de çalışmadı niyeyse. Bluetooth'la telefona da bağladık. Şimdi telefonda notlarda istediğimizi yazabiliyoruz. Bilgisayara da bağlayabiliyorsunuz. Oha! Dediğim gibi ben Orkun ışıtmak yaz. Aa, doğru yazdı lan bu sefer. Deneme. Bak, yok. Pazartesi, salı. Çarşamba. Ya bu bir dolma parmaklar için çok uygun değil bence. Algılaması değil, harfleri yanlış basılıyor gibi.
Ya da bazı tuşları da algılamıyor da olabilir hızlı evet, yazdığında evet, falan mesela. Ne yazdı? DFNM pazartesi dalı ciramba 550 yazdı. Lira buna verilmez arkadaşlar. Ben bastım bütün tuşları oraya. Bak mesela şeyi deneyelim. Atıyorum bir sembol yapmak. Ya abi ne alaka? Bence çok... Alternatifini söylemen lazım. Mesela şuraya bir tane. Şöyle mesela burada çıkıp şu cümleyi kurman lazım abi. Bakın yazıyorum. Bluetooth klavye. Evet, al. Bakalım yani. Bakalım. Gerçekten klavye alırsın yani 550. Katlanır klavye. Ben Bluetooth ama. Yok abicim şunlardan bahsediyorum ya. Bak al Bluetooth abi. Kablosuz klavye 230 lira. Bak mis ya da 650 liraya daha kalitelisi var burada. Bak. Ama bu şey işte yanında öyle büyük bir şey taşıyamam. Aynen taşıyamam. Abicim bunun neresi büyük? Gözünü seveyim. Bu da küçücük. Ya abi yine de hani. Ne hani? Sen bundan şey küçüğü ne mesela? Bundan küçük alternatif söyle bana. Bu mu? Hayır daha rahat taşınabilir. Küçük demiyorum hani. Tamam daha rahat ne var? Tarzında. Katlanır klavye diye bir şey var mı ya? Bakayım. Var ya. Şu mu? Atayım linkini. Aa şu mu? Anne ya bu mu? Hayır hayır öyle değil ya. Bir oğlum bu da çok güzel. Katlıyor. Ulan bu daha güzel. Bunu getir. Taçı da var. Taçı da var. Dur attım attım. Bu da 500 lira. Ben bunu beğendim. Ben bunu aldım gittim. Atlama alıyorum baksana ya. Mı? Yarın siparişini veriyorum bunun. Bu çok iyiymiş gerçekten. Lan bu ne? Abi, çok iyi değil mi? Aga bu çabuk bozulur bu. Abi katlanır klavye. Oğlum 3.3 değerlendirme, 3.3 puanı evet. 42 değerlendirmesi ben var yani. Ben önüne gelen ilkini attım. He tamam. Daha kaliteleri vesaire vardır. Hani bir tek bununla yani mağaza sahibi yazmış belli. Caps Lock açıp çok kullanışlı bir ürün teşekkür ederim denmiş yani. Bu ergonomi 1. MS zaten mağaza sahibi olabilir. Kötülerden bu arada önüme gelen ilk şeyini attım. MS mağaza sahibi olabilir. Ben şunu çok merak ettim. Bu güzele bir şeye benziyor. 4.7 birazcık da değerlendirmesi var yani ama birazcık tabii çok yok. Derya derya. 3. ayında gelmiş. Abov abonelik bitmiş. Hemen yenileyim. Yenilemek lazım Alp adam. Seviliyorsun. Dipnot. Lütfen daha çok Ghost Exile gelsin. Dipnotunuz alındı efendim. 3. ayımızda kutlu olsun. Derya'cığım hoş geldin. Poroid 14. ayında merhabalar. Zeliha'yı okumuştum zaten. Tamam devam edebilirim. Çok zor olacak. Evet, ha oluyor lan. Aa, shift kolay çalıştı. Enteresan. Bir daha deneyelim. Evet, vallahi şu an sembolleri yapabiliyorum. Evet, biz şu an çok hızlı yazma sitesine girdik. Burada böyle dakikada kaç kelime yazdığımızı takip edebileceğiz. Bu klavyeyle İmkansız. Yazmak, doğru yazmak gerçekten çok zor. Çünkü İmkansız. 3 yazdığından bir tanesini kabul ediyorum. Yavaş bakalım. Belki normalde ben 80 ile 90 kelime arası yazıyorum dakikada. Bununla bir dakikada kaç kelime yazacağız? Başlıyorum. Trooper mantıklı. Masa bak şöyle bir sıkıntısı var. Masaya bastığın için tuşları hissedemiyorsun. O yüzden de neye bastığını bilmiyorsun. O yüzden her tuşa basarken kontrol etmen gerekiyor klavyeye bakıp. Çok kullanışlı gelmedi bana. Ne oldu ya? Oha 20'den fazla yanlış. Ya sarmadı. Yaptığın için sonucun kaydedilmedi dedi. Ben böyle bir hatayı ilk defa gördüm. Ne? Durduramıyorum. Ben durdurdum oğlum. Nasıl yani? Ben de durdurunca seni durmadı mı? Ben durdurmaya çalıştım durduramadım o şey oldu. 8WPM yazıyor şu an ekrana değil mi? Evet aynen. Tamam. Ya bence şöyle bir şey vardır mesela tuşların belli hitbox'u vardır. Yani nereye tıklarsan oradan algılıyordur falan böyle belki. Yani A'nın tam ortasını tıklıyorsan mesela S algılıyordur ama A'nın biraz sol tarafına tıklarsan A algılıyordur falan. Bir o yüzden belki şey olabilir. Teşekkür ederiz Oğuz bilgilendirme teknolojik gelişmelerden. Ben de şöyle düşünüyorum sonuçta ışıkla veriyorlar ya. Işığı bir tuşa bastığında bir öyle bir açıyla kesiyorsundur ki o tuşu bastığını anlıyordur sistem. Ben de o şekilde düşündüm. Yani bir insanın A'ya ne kadar farklı basabilirsin anladın mı yani hani klavye kullanırken. Hemen hemen herkes A'ya aynı basar. Bütün harfleri aynı basarsınız. O işte parmağını koyduğunda ışığı öyle bir kesiyor ki diyor ki okey bu A'ya bastı. Yani böyle algılıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Görüyorum dakikada 8 kelime yapmışım 20 yanlışım var. 8 doğrum 20 yanlışım var ortalamamda 8 kelime dakikada. Yani bunu ne için kullanırsın? Belki şov olsun yani dışarı diye gittin çalışacak bir yerde çıkardın bunu koydun telefonla bağladın yanında klavyen yok. Belki diyeceğim ama onun yerine böyle şeyler var. Rulo klavyeler var sarmalı. Onda tuşu daha kolay hissedebiliyorsun. Kauçuk oluyor bence daha mantıklı. Bunu hiçbir yerde... Marlenka hoş geldin. 13 arkadaş nedense yakamı bırakmıyor diyor. Oğuz chatte sana havale ediyorum. Hemen hesaplar kesilsin. Ne kullanamazsın kardeşim. Yani yazdığın şey ASDFGH değilse anlamlı bir şey yazmaya çalışıyorsan mümkün değil. Berbat bir ürün. 550 lira. Git 10 tane klavye al. Bu değil ama bence. Hocam ben buna 10 üzerinden 2 veriyorum. Buyurun arkadaşlar. Notlarınızı alayım. 1
Bence de 1. 0 verebiliyor muyuz? Yok, 0 yok. 0 verebiliyorsak benim de 0 bu arada. 0 yok arkadaşlar. 1 bizim. Ben 2 veriyorum, o da parası olan havasını atar böyle. Oo, ben lazerli yazıyorum. Yo, ben adamlar düşünmüş, yazılımını yazmışlar diye 1 verdim. Adamların tamamen sömürmeye oynadığını düşünüyorum. Ben 2... Lan neyi sömürebilir ki böyle bir şeyde? Ben 2 verdim. Devam ediyorum. Chat'te birini verdi. Şu anda bizim için tabak bundan daha iyi gidiyor. Hani öyle not tutacağım. Tabak şu anda birinci olarak devam ediyoruz. Ama tabağa geçin illa ki çıkar. Soyacak. 330 TL'ye bu benim meyvelerimi, sebzelerimi soyduğunu iddia eden bir ürün. Normalde ne yapıyoruz? Alıyoruz, fış 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 soyucuyla soyuyoruz. Bu kendisi otomatik soyuyor. Mesela atıyorum patatesciniz var. Belki patatescilerde de görmüşsünüzdür bunu. Patatesi takıyorsun, patatesi döndüre döndüre soyuyor. Kullanışlı olabilir. Hadi bakalım. Güzel çalışıyorsa eğer. Bu meyve sıkacağından hallice bir ürüne benziyor. Şöyle bir mekanizması var. Çok plastik, dandik duruyor böyle malzemesi. Böyle yapıp sıkıştırıyoruz muhtemelen. Bunu. Kırılabilir bir malzemeye benziyor. Boyunu koyduğumuz şeye göre, sebzeye göre ayarlıyoruz. Malzeme kalitesi berbat. Ama işte çalışıyor muyu biz görmek istiyoruz. Şimdi önce elmamızı buraya oturtuyoruz. Bu yukarıdakini de buna batırıyorum ki bu bunu sabit tutsun diye. Tamam, şimdi bastığımda çalışması ve bunu soyması. Ay çok heyecanlandım yalnız. Lazım bence. Aa, soyuyor. Elmanın yarısı ziyan oluyor ama gidip soyuyor sanki. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Bence gelişir ha. Çok güzel. Çok da ziyan... Çok da değil be. Evet. Nasıl ya? Birazcık var ama yani prototip yani. Olarak düşünürsek bunu bence bu gelişme ihtimali yüksek. Buradaki en büyük yanlış bence çok ince vermişler soyacağı yeri. Yani daha evet. Geniş bir evet. Şey verseler daha yani bunu biz alıp geliştiririz bence. Aynen. Bir şey diyeceğim. Benim tahminimden iyi bir işlemdi bu. Acaba? Baksana. Hızlı sürdü bence. Soydu. Yani tepesini soymadı, altını soymadı, mükemmel soymadı ama hani şeyi düşünün. Günde 1000 tane patates soyan bir adam aslında bu aleti kullansa belki işini kolaylaştırır ya, ama belki elle soymak daha da çok kolay hızlı olabilir. Da. Ya patatesi ha, şeyle daha zor bir şey deneyelim. Aşkım durdurup konuş. Ne olursun. Durduramıyorum. Ben basıyorum, sen mi bastın? Ben bastım şimdi. Ben durdurunca size durması lazım ya zaten. Hayır, ben kaç kere durmaya bak, bastım. Bak başlattım, durdurdum. Sen bak yapabiliyorsun, ben yapamıyorum. Nasıl yapıyorsun öğreteyim ben sana. Bak şu ok tuşu var ya, ok tuşu, şey tuşu, play tuşu. Play tuşuna klavye, mouse'unla bas. Play tuşuna, baş yapma tuşuna bas. Sonra space'e bas, durdur. Bildiğini göster. Bas space'e, bak. Ha tamam. Eğer şimdi monitörde herhangi başka bir yere tıklarsan bu space'in kaçar. Şu an space'in ayarı geldi. Space'e bas, check yap, çalışır yani. Onur hoş geldin. Evet. Space'e basınca da ilerliyor. Başladı ya, bas. Geliyor kutu. Ha tamam. Şeyi söyleyeceğim. Patates soymak için zaten şeyler var. Böyle vıjt 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 kaydırdığın elinde. Onlarla çok evet. Daha hızlı soyuyorsun zaten ki. Bu işte bence yine aynı muhabbete geliyoruz. Şov. Ya da yani mesela bir eline, bir tanesini buna takacaksın. Bir eline de kendini soymaya başlayacaksın. İkisi de bitecek. Yani... Sonra sıradakine geçeceksin. İki kişi çalışıyormuş gibi aslında bir şeyi olabiliyor bence. Özelliği olabiliyor. İki aynen. Kişi mutfakta çalışıyor gibi. Bunun belki bıçağını küçük yapmalarının nedeni de şeyden olabilir. Düz bir zemin olmadığı için oval geliyor ya. Bıçak ne kadar küçük olursa o kadar dipten aslında başlayabilirsin. Mantıklı oymaya. Bir de o yüzden bir tık daha derin kesiyor muhtemelen. Aynen. Yani, takılan ürün orantısız olacağı için mantıklı. Aynen, çünkü patatesi düşün. Aynen aynen. Yani. Evet mantıklı. Bunun üstünde var fotoğrafı. Ama bu aletten ben bu performansı bekliyorum. Ben okey diyorum yani. Ya. Bak. Cillo gibi bir limon. Tepesini kes, altını kes. Soyuk limon. Gayet güzel var. Şaşırdım. Bunu ısıtmasak mı? Ekran başında şey o tiki olan varsa böyle limona herkes oldu böyle değil mi? Hocam 330 lira ya. Ben gerçekten beğendim bunu ama işte manuel soymaktan daha verimli miye karar veremedim ama ben buna 6,5 veriyorum onun üzerinden. Ben 5,5 veriyorum. Ben 5 verdim. Ben de 5 verdim. Ben 4 ya yine. Ben de 4,5 veriyorum. Bu gelişir. Arge yani departmanlarına ulaşsın. Ulaşsa gelişir. Çalışıyor. Chat'in de böyle yorumlarına baktığım çok zaman ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bizim kanalımızın Total Biz Artı Chat'in oylarıyla buna bir 5 yazdık. Ben şu anda bu... bebek şu anda zirvede bu var yani. 5 puanla chat'te de bu şeyler tutulsun, istatistikler tutulsun. Şu anda 5 puanla zirvede soyacımız var.
Ben bu soyacı yapanları Sadullah abinin libanına atıyorum. Sadullah abini geliştirir. 330 lira iyi bir ürün. LED yüz maskesi. Ne demek lan LED yüz maskesi? 2200'te. Ne yaptı? Bunu iade ediyoruz. Bunu veremediğimiz bir ürün oldu. 2200 ne yapıyor bu? Yeni yüz mü veriyor bana? Ne yapıyor bu? Üstünde böyle LED'ler var ve istediğiniz şekli, resmi, videoyu... Bir şey söyleyeceğim. Şeyde var ya abi, hatırlat. 2200 lira diyor. Maske ya. Şeklini çıkarabiliyorsunuz. Şurası açılıyor. Ha bak, burada şarj edilebilir bir lityum pil var. Zaten şarj aleti de çıkıyor ama içinden. Type-C'yle şarj... Arkadaşlar durdurup konuşun ya. Ben durdururum sizin yerinize. Ne? Çok lityum. İyi. Kafamın yakınında o kadar yakın... Lityum ben de istemem. Istediğim... Emin değilim. Düşsene bir patladı, beynin uçtu patladı. Yok oldun yani. Edebiliyoruz, evet, peki şuradan mi? Açılıyor. Değil mi? Hadi bakalım bu ne? Yani ama evet, biraz. Niye benim yüzüm ama yalan yok, patlıyor fena abi. Değil yani. Güzel ben gözüküyor. De, ben de ama şey 2200 ben böyle bir şey değil. Alırım. Kendimde böyle bir şey alacak potansiyel. Değil mi? Görüyorum. Oraya, abi sen buraya anime kafası koydun bile. Ben sende hissettim koydum onu. Bile. Koydum bile yani. Güzel görünüyor mu? Ya benim görünüyor. Buradan görüş ama... açım çok dar. Onu... Kesin daha ileri de vardır böyle hani. Vardır böyle. Tüm kafanı kaplayacak değil mi? Kas gibi evet, böyle. Evet. Şey oynadınız. Neydi? Hacklediğin her şeyi hacklediğin. Şey Watch Dogs, Watch Dogs. Ben Watch bir şey soracağım. Bir tane vardı. Evet. Anladım seni, anladım seni. Bunu taktığında görebiliyor mu acaba? Evet, gözleri açık ya. Gözleri açıktı, göz kısımları. Görmedin görebiliyor mi? Görebiliyor mu? Ama dar görüş açım var dedi mesela. Orkun. Evet. Dinlemiyor ki işte benim manitam böyle. Pardon. Söyleyeyim size de. Benim de aklıma direkt renç geldi. Ya bu da böyle bir her yüz ifadesine göre değiştiriyor falan ne böyle. O çok kaliteli maske öyle bir şey olsa. Bir güldüğünde maskeye de gülüyor. Evet. İşte kızdığında kızıyor öyle çok güzel olur. Şuradan itibaren çıktı. Payday geldi direkt ya. Hatırlarsın belki böyle bir maske var. Payday'i hatırlıyorum evet. Bu maskeyi bence en iyi şeye de kullansınlar. Gelecekte yaptıkları robotların suratını abi. Teşekkürler. Bravo. Bravo. Milyon dolarlık robotsun. Teknoloji hat safhada. İnsanın yüzüne benzeyen robotlar yapıyorlar. Robotlar artık mimik yapıyor. Ama ya, Burcu'nun mükemmel 10 dolarlık maske takıyorlar abi. Çünkü neden olmasın? Yavru kuşum. 10 dolar değil, 2200 bebeğim, lira dedi. Güzelim. Şeyde mi? Artık robotlardan affedersiniz genel ev yapıyorlar. Sen ne anlatıyorsun? Direkt ya insan yüzü, belki... insan yüzü ya var. Şey gülüyor robot, derisini hissediyorsun şey ya, dokunuyorsun deri ya. Bir şey söyleyeceğim, insanların yüzünden belki bıktık. Daha böyle sevimli bir şey görmek istiyor belki ben insanlar. Ben buna katılıyorum. Ben o zaman da niye maske yapsın, direkt kafasını doğrudan... öyle yapar. Anime hayır, işlevi farklı robotun mesela, tamam mı? Yani senin... Hizmetçin, tamam mı? Allah! En robotlar hizmetçi yani değildir şey ya. Ya! İşte robotlar hizmetçi değildir ya. Jetgillerdeki. Onun gibi bir robotun var mesela. Tamam. Ve sen onun suratını istediğin gibi görmek istiyorsun. Bugün atıyorum Doğukan anime kızından A'yı görmek istiyor. Yarın B'yi görmek istiyor. Bu çocuk iki tane mi robot alacak? Makyajda o aynen öyle abi. Makyaj var, kafasını değiştirir falan. Kafa değiştirebilir. hayır dur. Kafasını dur. Böyle çıkartıyorsun o kafayı takıyorsun mesela gibi. O yok. Abi böyle Cyberpunk'ta direkt ağız kısmını falan çıkartıyorsun ya. Chat bir şey söyleyeceğim orada. Detroit Become Human'daki robotlar şu anda var zaten gerçekte. Ciddili var yani. O gerçekçilikte o böyle Cyberpunk'taki gibi var mı ya? Cyberpunk'taki gibi yoktu. Daha o kadar değil. O kadar var o lan var. Almıştım. Ya oğlum ben almıştım. Al izle Google'a yazıyorum anime robot. Look at this. Anime robot. Dodo'nun fotoğrafı. Anime robot. Ben arkadaşlar İnsan. Ben Skynet'e inanan bir insanım. Robotlar hepimizi yönetecek bir gün ve ben bir dakika çıkartamadım. Evet. Dur bir dakika ne yazılabilir ki? Robot dur. Robots looks like humans. Bak abi. Yani piyasada şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz ne anlatıyorsunuz? Look at this ya. Bak. Bu kızı biliyorsun ya. Bu kız Sofya mı ya? O kadar iyi mi? Çok kreatif. Evet. Bunu konuşmasını duydun mu? Konuşma. Bak al. Dokan al anime kızları Dokan. Bunlar. Dokan look at this. Ben işte ha, çok uzak demek bir teknoloji. Istiyorum. Ne ya bu yalan bu galiba. Belki gerçekten. İnsan görmekten sıkıldı. Çıkartırsın kafasındakini. Ya Allah'ım ya. Ya robotu robot gibi kullanın abi. Sen elektrik süpürgesini bulaşık makinesi olarak kullanıyor musun? Niye benzetiyorsun insanı? Tamam böyle kullanırsın o zaman. Niye o maske? Bak Amerika. Selamünaleyküm Amerika. Robot gibi al. Beğenmediyse al. Yalnız Amerika'nın biraz botoksu gelmiş acaba.
Niye böyle yapmışlar ki? Mimikleri belli olsun diye de böyle yapmış olabilirler. Muhtemelen. Aynen. Devam. Daha buna bunlara çok var. Bunlara çok var. Şuradan eski altını göremiyorum yani. Şu parmağımın ucunu görüyorum şu an. Hiçbir şey görünmüyor. Ben böyle hiçbir şey yapamam hayatta. Peki diyelim taktım ben. Mesela bu şeyde de havalı olmaz mı be? Kayağa gittin. Eğer önünü görebiliyorsan. Evet. Maske niyetine bunu taktın kayakta. Çok güzel iyi. Olabilirmiş. Ben bunu konsere gittim. Böyle bir kostüm yapmışım. Üstüne de bunu taktım. Bak bok da var. Oğlum ben bununla ne yapacağım? Bence güzel ha, ben beğendim. Nerede kullandım? 2200 liranın hala fazla olduğunu düşünüyorum ama kaliteli de gibi gözüküyor sanki. Ben bununla bağcılara gitsem dayak yerim. Ben bununla sokağa çıksam beni döverler. Ben ne yapacağım bununla? Ya tamam da ben billboard muyum, ayaklı bir led panel. Bu şimdi kendi kanalımın logosunu koyarım. Bence de. Ama yani önemli. De. Sen Bağcılar'da mısın Oğuz? Hayır, ben Ümraniye'deyim. Tamam. Peki. Yani git partiye, git konsere, tabii canım. Konserde eğlen. Nerede yani kullanmayacağın değil de nereye kullanacağını düşünse bak. Kayak, kesinlikle konser, efendim. Ben cosplaylerimde kullanırım. Yani. Cosplay. Kayaksa kullanamaz ama görüşüm kayak çok kısıtlı dedim. Görüş açısı evet, tamam okey. Ama o zaman konserde de kullanamazsın öyle bakarsan. Görüş açısı. Ama panel miyim ben? Cosplay'da kullanılır gibi. Niye ben bununla geziyorum? Bu normalde gittiğin etkinlikte kenarda durur. Yani benim niye yüzümde duruyor bu? Çok iyi. Yok ya berbat. Böyle yapmayalım ama ben böyle şeyden korkarım. Yüzümü kapatıyorum ve gerçekten bak. Aa, kulaklarım. Bugün daha henüz korkma, daha zamanı gelecek. Yok ben zaten korkmayacağım bugün. Hiç merak etme arkadaşlar, ben artık korkumu bıraktım. chat'te beni duyanlar. Korkuyu bıraktın mı? Tabii. Chat'te beni duyanlar chat'e bir evet yazabilir mi? Abi peki o zaman morg asistan olmadık mı? Arkadaşlar Alp hiçbir yayında korkmuyor diyenler chat'e evet yazabilir mi? Ben o zaman PC'yle arkadaşını gönderiyorum. Chat. Birbirimizi kandırmayalım. Hayır, döndüler 2 saniyede bir de. Hayır öyle bir şey olmadı. Sen nereyle bakıyorsun? Ben artık evinin adresini de biliyorum. Evine PT'li PlayStation. Artık ne demek? Sanki gelmediğin önce de PT'li PlayStation ne abi? Bir tane Silent Hill'in Silent Hill yüklü içinde demosu vardı ya. Yok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bak şu göz kısımda... Yo sağ olasın. Sana bak ya. Yani şuradan kim görsün ben göreyim. Çok oha. Çok küçük yani. Önünü göremiyorsun. Yok hocam 2200 lira bize çok güzel takıştırmışlar. Yani bunu iade edebiliyorsak edeceğiz. Yoksa ben bunu 10 üzerinden 1 veriyorum ya. Fiyatını düşünmeden yorum yapalım. Fiyatını düşünmeden ya, ben 5 verdim ya. Ben de 6 verdim. Ben çok eğlenceli. Fiyatını olarak düşünmeden yapıyorsak 8 benim bu arada. Biraz düşünerek, birazcık daha kalitesini düşünmüyoruz Watson. Önümüzdeki malı değerlendiriyoruz. Evet. Biraz daha kalitesini düşündürsek bir önceki böyle o zaman ürüne de ben 9 veriyorum yani. Hayır şöyle hani. Ne? İçinde en azından lityum pili barındırmayan. Ya böyle bir şey çalışamaz mı bir? İkincisi görüşü daha fazla olan olsa mesela bence çok belki daha puanı artabilir. Aynen öyle. Hani daha anlaşılabilir imajlar olsa falan böyle. Ben bununla hala, ya, evet. Ben bununla çok eğlenirim. Ben de çok eğlenirim. Ben de kesin. Ama yani falan chat'teki puanların çok düşük olduğunu görüyorum. Bizim 6'larla chat'in 4'leriyle ben 7 diyorum ya. O zaman ortalama bizim katkımız artı chat'le beraber birleşince ben 2 dedim. Tamam duydum yavrum. Bu yine bir 5'e çıktı. Yani bu şu anda elma armut kesiciyle aynı kıvamda kapışır şu an. Ya yani bunların üzerine çıkan olursa geçer. Geliyor, favori ürünüm geliyor. Gelsin. Arkadaşlar benim... Ben bunu yıllar önce 150 liraya aldım. Sırt ağrısı, boyun ağrısı, fıtık ağrısı... Bir kere kullandım. Bilmem ne çekmediğim... Aletin yerini de bilmiyorum. Olsa şu an kullanırım. İçine kal... 150 lira. Kalmadı. Ne ediyorsun abi onu? Nilo 100 bit yollamış. Kesene bereket. Çok çok teşekkür ederim Nilo'cum. Ha bir de 50 bit daha yollamış öncesinde. Bu şu an Orkun'un aldığı alete. En sonunda hatta bir gittiğim doktor bana dedi ki kardeşim senin belinde bir tane fazla omurga var. Doğuştan böyle doğmuşsun. Bugüne hiç kadar kimse fark etmemiş. Masaja dair denemediğim bir şey kalmadı. Bu alette evde bir masaj hissiyatını vermeye en yakın alet. Ben çok uzun zamandır masaj, fizik tedavi vesaire gitmek yerine bu ve bunun gibi aletlerle gün içinde aslında kendi ağrılarımı çözmeye çalışıyorum. Bunu arabaya da alıyorum yanıma, evde de kullanıyorum. Şimdi buradaki en büyük rahatsızlık da mesela basayım kendim bu ürünü kullandığım için. Bunu böyle koyduğunuz zaman arkanıza yaslanamıyorsunuz arkadaşlar. Kafanızın boşta olması lazım. Çünkü o şu anda kafasını koyduğu yerde şöyle dönen aletler var. Kafanız dayadığınız anda kafanızı deliyormuş gibi oluyor böyle tornavidayla yani, anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir alet. Yani mesela bunu sırtına koyacaksın ki yani hani
Masaj ulan yani, ben bunu sırtıma koyup uzanmak istiyorum. Uzanamazsın abi. Neden? Çünkü yine deler ağırlık verdiğin için. Orada minik bir offside'ı ver yani aletin. Bunu koyduğun yerde arkanı yaslanmayacaksın yani. Ellerini koyacaksın, şu el koyma yeri var. Göreceksiniz şimdi. İzleyin. Ben bunu 1450'ye aldım. Ne? Önemli olan arkadaşlar bu... Aşkım 150 TL aldım ben. Ama benimkisi bu kadar kaliteli değil demek ki mi? Aletin içindeki başlık. Biz onu satmadık mı? Satmadık yavrum. Kime sattık 150 liraya aldığımız şeyi? Kime satabiliriz? Hayır, satalım. Satalım. He, sattık arkadaş chat. Bakın yemin ediyorum ben daha geçen 1500 aldım ama sırf sizin güzel hatırınıza size 1000'e bırakırım. Sıfır. Bakın chatte isteyen varsa, bir kere kullanılmış, kokusu hala üzerinde, 1000 liraya bakın. Yani bak zararına satıyorum. Böyleyim ya. 1500 sorun aldım daha geçen acaba? Chat ya. Daha geçen. Canım kokum. O yani masaj kokusu. Şunun içinde dönen başlıklarımız var. Şuradaki büyük başlıkları, heh, küçük başlıkları böyle var. Böyle bir dönüyor alet aslında. İsterseniz bu dönüyor. İsterseniz ısı verebiliyorsunuz. Isı yok benimkinde. İsterseniz terse döndürebiliyorsunuz. Terse döndürme var. İsterseniz dönme hızını arttırabiliyorsunuz. Ondan emin değilim. Üç seçeneğimiz var ama ben vardı hızını da galiba kullanmayı tavsiye etmiyorum. En yavaşı en iyisi bence her zaman. Diyelim boynunuz ağrıyor hocam. Boynuma koyuyorum. Ellerimi buraya sokuyorum. Bunu buradan açıyorum. Isıtıcısını da açıyorum. Çok bastırmıyoruz. Çok bastırmıyoruz. Daha kötü oluyor kaslar çünkü. Çok bastırmak iyi bir şey değil. Şu an ellerimle masaj yapmak istediğim bölgeye doğru bunu çekiyorum ve sertliğini ellerimle ayarlıyorum. Bir şey soracağım. Buna 2000 lira Orkun vermeyin. Orkun kullanmıyor galiba arabayı. Yavrum araba kullanırken kullanmıyor demek ki. Hayır dedi ki arabada da kullanıyor. Orada sabitliyordur ya bir yerine herhalde. Yani beline mesela, anladın mı? O yüzden mı sordum. Beline, tot işine sabitliyordur. Bu benim aldığım acaba ürün kaç para şu an, merak ettim ha. Aslında bıraktığım zaman daha yumuşak yapıyor, çektiğim zaman daha sert yapıyor ve inanılmaz rahatlatıyor. Bir Bali'ye gidip geliyorsunuz, bir Tayland'a gidip geliyorsunuz. Bak gittim. Bir şey söyleyeceğim, ben bir şunu bende var mı bakabilir miyim bir? Ben bak geliyorum chat, bir dakika size emanet, size emanet geliyorum. Buyurun buyurun. Ne konuşuyoruz arkadaşlar? Evet. Koltuk. Koltuk ya güzel. Oh be sonunda ya. Bu böyle durumlar için bir tane herkesi kavanozun içine konular yazacağım böyle. Tam böyle durumlarda çekeceğiz oradan. Onu konuşuyoruz. Mantıklı. Ve de ne haber Dodo? İyiyim. İyi finaller. Peki o zaman geçiştirme kavanozu. Dodo en rezil olduğun an. Hadi. Şey, lisedeyken bas gitar çalıyordum orkestra için. Konser günü geldi. İşte haftalarca falan çalıştık böyle. Konser günü benim oldu kablom çalışmadı. Şey kablom, bildiğin jack kablom çalışmadı. Ve ben sahnede çalıyormuş gibi yaptım. Çok sen utanmıştım. Sen neden bu yıllardır bu sorunun gelmesini bekliyorsun? Ben de böyle soruların cevapları var hep. Lops diye cevap verdi ya. Var. Ben, çok ben güzel de olaymış böyle bu arada. Evet evet, kablom çalışmadı ve ben orada insanların yüzüne bakarak onlara yalan söyledim ve performansımı gerçekmiş gibi yaptım. Peki Oğuz abi, sınırsız evet paran olsa ilk ne alırdın? Sınırsız param var, ilk ne alırdım? Evet. Kaliteli bir bilgisayar. Ya abi, şey yok, uzay mekiği bile alabiliyorsun. Vizyona bakar mısın? Son model bir 4090'lı bir bilgisayar. Aynen öyle. Bak şimdi dolar alırsın. Dodo, senin sınırsız paran olsa ne alırdın? Anime şirketi. Sınırsız param var abi, ne alırsın? Kızlarını klonlamaları erkekleri sesin için. Sesin gelmedi ilk başta bu arada abi. Tekrar büyük bir genetik firmasını anime kızları ve erkekleri yaratması için çok yüklü bir miktarda para veririm. Ardından kendime bir garaj kurarım. Piyasadaki bütün 92 model Skyline GTR or 32 Twin Turbo Nismo'ları toplatır, insanlara bir dağıtır. Bir şey alabilirsin, bir şey bir şey. İnsanlar o zaman genetik araştırma alabilir yapıyorum. Genetik araştırma laboratuvarı, evet. Ben böyle rastgele soruları seviyorum. Çoğuna cevabım var. Güzel. Çabuk bana bir tane sen soru lazım. Nasıl? Bendeki sorular bitti. Nasıl sen ne alırdın? Ben düşünmedim bak. Ocak oğlakları geri hakkında ne düşünüyorum? İyi ki varsınız Ocak oğlakları. Ocak oğlakları. Temmuz yengeçleri aynı şeyi hissediyoruz. İyi ki varız. Haziranlar neydi?
Haziranda ikizler var. İkizler var. Falan diyor bir de. Ben oyum arkadaşlar. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama kaç şey? Kaç? Burç yapmamış. Tam ortası 15. Heh, tamam. Sen bana şey bakacaktın. O yasak, o yasak ki artık. Bana Mart, değildir. O, ben kabulleniyorum. En son farklı bir yerde yatıp farklı bir yerde uyandığı günden beri. Burcu abla bir gün yazın falan ben gelince ben bütün her şeyi kabulleniyorum. Her şey yok, bana. Yasa, Alp'i ikna etmen lazım beni değil. Ben ona bir şeyler çözüm. Ve ikna olmuyor. Oğuz'un yarısı var bu konuda. Evet ya gerçekten. Ben de son olarak buradan Nisan koçlarına selam yolluyorum. Peki Oğuz abi bir hayvan olsaydın ne olurdun? Öyle bir soru geldi. Ben net aslan olurdum ya. Neden? Nedenini boşver. Neden? Öldürücüyüm falan. Isırıyorum. Tamam. Kurt da olabilirdim bu arada iyi olurum. Dur bir hemen geliyorum. Koynak Ateşi izledim mi demiş. Dünya üzerindeki bütün animeleri izledim. Efendim Watson'cığım. Bir hayvan olsaydın ne olurdun? Arkadaşlar. Bak buna hazır değilmişim. Çok istediğim hayvan var. Baykuş falan ya. Öyle tatlı duruyorlar ama sonra yıkıp suyu tutuyorsun. İnanılmaz çirkin bir şeye dönüşüyorlar. Alo. Alo. Öncelikle çok vizyonsuzsunuz. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. İkinci olarak. Hepsini dinledin mi ya? Evet ve bulamadım. Vizyonsuz muyum? Çok baktım ve bulamadım. Ne? Onur Cılıbı 200 bit yollamış. Yaşasın Ocak Oğlakları. Çok teşekkürler Onur'um. Olsun yaşasınlar da yani. Yani bizim chatte ne ara bir Ocak Oğlakları koalisyonu kuruldu. Ben onu algılayamadım yani. Abi benim yeğenim de Ocak Oğlak. Ceren'cim görüşürüz. Enginar'ın doğum günü. 15'i. Doğru unutmadım bak yine. Alp sen cevap ver. Hayvan olan ama hangisine? Hangisine? Sonsuz param var ne aldın? Sınırsız param var ilk ne alırsın? Bir şey alabiliyorsun. Bu kadar düşünsek bir de cevap vermedim. Ben de cevap vermedim bu arada. Ben büyük ihtimalle bir oyun şirketi alırdım. Oğlum sınırsız param varsa niye para kazanmak için oyun şirketi açıyorsun ki? Tamam işte. Hayır bir şey alabiliyorsun ya sınırsız parayla bir şey aldın sonra paran sıfır gibi düşün. Buldum ülke alırdım. Oluyor mu öyle? Abi. Ha. Sonra battık be. Ada alırdım ülke yapardım adayı. Direkt Monaco'ya. Bitti. Monaco'yu nasıl alayım aşkım? Ülke satılık bir şey değil ki ama ya. TV8 alırdım falan. Reklam. Devam. Elon Musk alırdım. Devam. Twitch'i alırdım lan. Hadi oynat bakalım. Of. Hadi buyur. Of. Twitch'i herkesi aldım. Bütün botu kendime bastım. Abi. Bütün sevmediğim kanalların hepsini banladım. Peki Twitch'i alsan, Twitch'i alsan hala yayın yapar mıydın? Yaptırtırırdım. Yani keyfine belki. Hani Elon Musk misal, o da arada bir tweet atıyor ya, aynen. Arkadaşlar gibi de olmazsan çok yok yok olmam ya şey gibi daha çok açtım böyle arkadaşlar selam ben Twitch'i aldım falan nasılsınız iyi misiniz falan gibisinden böyle ya da işte şey yaparım mesela arkadaşlar bugün kim banlayalım falan böyle şey dalgasını ama banlamazdım tabii ki. Ama beni banlıyor işte. Onur Cılır'ı mı? 1000 bit daha yollamış efendim şırank diye. Bunu Burcu bacımın Ocak Oğlağı yeğeni ve baş Ocak Oğlağı Enginar'ım adına atıyorum. Sana da pu diyorum. Nasıl bilmezsin bir adam? Neyi bilmem ya? Ocak kimin? Bu arada Onur'um teşekkür ederim. Kesene bereket. Çok sağ ol. Enginar ve Burcu'nun yeğene de çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. 1000 bit kazandık onlar da. Ocak Oğlakları. Forza Ocak Oğlakları. Artık bit okumazdın mı? Oğuz bit istemezdim ki zaten o kadar param olsa abi. Ben param olmadığı için bit istiyorum. Yoksa ben nasıl anlaşma Watson'a İskender ısmarlayacağım? Watson yalansa doğru de. Daha kesene bereket. Abi. Adaşım haklıymış ama şimdi ben. Devam ediyorum. Adaşın haklı yani evet. Sevmediğin kanal hangisi? Onu söylemem. Melodros hoş geldin. Akıtıyor ya. Ay yok Melodros görüşüzmüş. Hoş geldin değilmiş. Tayland sahil merkez takıldım geldim. Güzel yani. Mesela diyelim daha arkası ağrıyor. Şuradan şu salıyorsun arkaya doğru. Şimdi tam böyle o bulunçlara. Çok canım çekmişti. Bulamadım ya. Belime koydum. Birazcık üstüne doğru yaslandım. Evet mesela şu an bir tık sert oldu. Biraz daha öne. Sen bizi para için mi seviyorsun Alpmi? Az önce söylediğimden bunu nasıl çıkarmış olabilirsiniz ya? Öyle bir şey olsaydı 5 senedir yayın yapmazdım abi çünkü yani şu 5 sene içerisinde ne zaman para kazanmaya başladım son 2 senedir yani meslek olarak zaten ki o zamandır yapıyorum. Söyledin hemen A1 TV Shorts yaptık söylemem. Gidiyorum daha rahat oluyor.
Lan sen mi çaldın bu aleti şerefsiz Koray? Ben sana odamda yat dedim. Bunu yap çal diye mi yat dedim? Ulan. Yürü başarılı. Ya hayır ya. Bine okutuyorsun. Oğlum çok iyi. Bali mali hikaye ya. Vallahi bak ben bu aleti bulduktan sonra en iyi masaj kendi kendine yaptığın masajdır diye bir felsefe. Hala duymadı. Bir daha söyle. Gram ruhu duymadı. Bir şey cepledim hala. Yemin et lan. Bir şey diyeceğim. Dur bir dakika. Watson konuş bakayım. Bir kontrol et bakayım abi çekmecede. Abicim benim çekmecelerimde milyonlarca şey var. Yani bir şey ceplesen inan anlamam yani. Mjolnir kalemine bir bak bakayım nerede. Mjolnir kalemine bak. Arkadaşlar Mjolnir kalemi içeride onu biliyorum. Az önce onu kullandık siz yokken de başka. Evet. Bak kulaklığım öttü. Arkadaki rafları bir kontrol et. Bir eksik var mı? Şimdi bakmış ya gerçekten. Bana gram güvenmiyor ya kontrol ediyor o şey. Yok dayanamadım Sebastian. Bunun arabasını görünce tekrar dayanamadım aldım. Gittim. Hediye aldığın şeyi geri mi aldın benden? Hayatım. Buyurun benim galiba. Dayanamadım. Neyse Koray'ın da bileklik bizde. Onu da benim koltuk ceplemiş Koray'dan. Koray'ın bileklik gümüş müdür var mıdır para eder mi? Etmez ya. Deri ya. Bir yokladım deri, onu da yok. Tane şey. Manevi değeri varsa değerli oradan... olsaydı herhalde koltuğun altında bulmazdın. Hayır bir de yani kolunu yani koltuğa mı soktun da orada kaldı? Ben onu da anlamadım ki ya. Aynen koltuğun altında ne arıyordu bilmiyorum yani. Devam ediyorum. Sefe çıkardı. Nereden puan kırarım? Şarjı olmaması. Ben bunu şarjı var sanıp almıştım. Prizle çalışıyor sadece. Onun dışında da bir sıkıntısı yok. Bir tık pahalı sadece. Bu arada tık çok mı? Uzun süre yapmamak lazım. 15 dakikadan fazla bir yerinize yapmayın. Daha kötü oluyorsunuz. Bence çok kullanışlı. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet buyurun. Yani ben kullandım. Bence çok kullanışlı bir şey değil bu arada. Ben ona katılmıyorum yani. Bence de. 7 benim için. Benim için... 6. Yatabilsen of 9. Şöyle yatabilirsin. Yüz üstü yatabilirsin ama 6. Bir tık bastırman da gerekiyor ya. Bu yatak versin. Puan vermeyenler puan versin. DC'de chat'e de baktığım zaman şu anda zirveyi boğulacak gibi gözüküyor ama onu söyleyeyim. Ben şey demek istiyorum. Böyle aletler inanılmaz saçma geliyordu. Ta ki Berkay'ın arabasına binen. Tamam o zaman. Berkay'ın arabasında bir... Ben teknoloji var o çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Chat'in de ortalamasıyla beraber 6.5'tan 7'yi bu aldı. Şu anda zirvede. Chat okey mi? Notlar alınsın. Zirvede şu anda bu var. Görüyor kendisi. Evet. Üzerine çıkabilecek bir ürün var mı bakalım. Bu tanıdık bir ürün. Bunu bana geçen yıl Merve doğum günümde t-shirt almıştı. Kaplama. Bu bir mangal. Merve'de aldığı için çok da şey diyeyim. Çok iyi bir mangal. Bir dakika. Bitti. 3740 gram yazıyordu. Evet doğru okudum. Mandal. Mangal. Mangal. Bu kadar. Onun üzerinden 10 veriyorum. Geri gittim. Şimdi söz meclisten dışarı. Görsel olarak, malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel bir mangal. Ama günün sonunda yani şu mangalla 30 liralık marketten aldığın mangal arasında bana çok fark yok gibi hiç geldi. Hiçbir fark yok abi. Sadece malzeme fark var. Önce güzelliğini söyleyeyim. Her şeyi kapattığınız zaman bu tek böyle sepet haline geliyor. Bunun bir tane kordonu var, askısı var. O askıyla birlikte çanta haline geliyor. Bunu çanta gibi taşıyabiliyorsun. Ama yani bu 8 kilo falan bence. Metri çok da böyle geldin. Rahat taşınacak bir şey değil. Açtık içimizi. Şurada bir ızgara. Bir de bu zaten pislenecek mangal yaktıktan evet. Sonra. Bir tek alımlık alırım, kullanırım, çöpe atarım yani anladın mı? Bu çok kötü bu. Yani bir artısı yok ki bunun şu an. Aramız işte. Var. Şurada bir kulbumuz var. Bunu da ne yapıyorduk? Yana mı asıyorduk? Bir şey oluyordu bu. Şöyle... Onu ızgarayı kaldırırken kullanıyorsun Orkun sıcakken. Bu arada bir tane hazneniz kullanmamış ya da yenisini almış yani kullanılmış. Yenisini durmuş. Aldı zaten. Var. Bu haznenin de üst kısmı var. Buna misket kömür kullanıyorsun. Böyle küçük topçuk kömürler kullanıyorsun. Çok fazla dağılmayan, ısıyı koruyan. Şimdi bunun en altına çöp şey olur falan diye galiba bunu koyuyorsun. Sonra galiba. Üste bunu koy. Ama bunu koyduysan niye onu oraya koydum ki ben? Tamam bunu buraya koyacağım. Bunu da bence üstüne koyalım. Neden? Kömürleri buraya atıyorsun, üstüne bunu kapatıyorsun. Bu da bunu kaldırmak için. Doğru. Nedir? Ama oradan değil, ortasından. Buna Instagram mangalı. Tiny House'a girdiğinde otomatik Instagramer oluyorsun ya, bu da onun gibi bir şey. Bununla fotoğraf çekilince direkt... Ama bunu alıp aynı zamanda bebek küveti olarak da kullanabilirsin. Evet, mantıklı. Mesela bunu neyde kullanırsın? Karavanın vardır, atarsın arkasına. Ya yavrum, karavanın arkasına bir tane portatif minik mangal al, daha ucuza alırsın zaten.
Ha, öyle. Instagramer oluyorsun gibi. 3780 TL pahalı da bir mangalmış. Ama hediye olduğu için ben çok beğendim. Ve 10 üzerinden 10 veriyorum. Teşekkür ediyorum hanım. Ben 1 veriyorum. Biz de mutlu değil gibi. Buyurun chat. Hadi 2 vereyim. Ayıp olmasın parasına. Chat de versin. DC de versin. DC. Ya, yani gereksizliği yüzünden düşük puan vereceğim ama... Onun haricinde tabii biraz pahalıymış. Yoksa arabanın arkasına at gerçekten. Kullan, temizle, gir arabanın arkasına koy yani. Benim nakit param vardı bir ara. Benim nakit parama ne oldu? Aşkım ben geçen para çekmedim mi? İşte o yüzden sana baba araban lazımdı işte az önce. Hayır çektin. Bir dakika. Nakit paramı da almış. Onu verdim bir yere. Tamam. Ayramun 10. ayında hoş geldin. 10. ayı kutlu Ayramun. Teşekkür ederim. Kargoda nakit para alıyormuş. İyi yayınlar. Al, paralar pul olmuş. Doğru. Lazım. GeForce 3080 mangal arkadaşlar. 3080 ekran kartı. Şey 4090-4080'ler bu kadar bu arada ya. Yes. Bayağı büyük. Hanımızı çok kazanıyor. Geliyor gelmekte olan. Ne bu? Kübra Canay'ın üzeri. Ha bu bizim çocukluğumuzda olan şeyin büyük versiyonu. Ne bu Simon Alfuz diyor ki? Geçiyor. Farklı isimleri de var. Simon çocukluğunuzda sayısı. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Burada böyle renkli tuşlar oluyor. Bu alet sana rastgele bu tuşlara basıyor ve sen o sırayı tekrarlamaya çalışıyorsun ve hafızanı geliştiriyorsun. Çok uzun da sürebiliyor oyun. Birileriyle birlikte... Bu senin Stardew'de yapamadığın şey... Yavrum Stardew'de yapamadığım şey falan değil. Öncelikle yaptım. Oldu. Kaç dakikada? İki kere oynadık. İkisini de becerdim çok hızlı bir şekilde. Aynı zamanda hızlı. Keep Talking'ken Nobody Export'ta da bunu yapıyorduk yani. Ama malzemesi çok yine hızlı. Çok dandik duruyor. Bak şu TikTok videosu geldi ya bir tane. Oradaki mesela çok tatlı duruyor. Hem görüntü olarak daha hem malzeme olarak. Onun. Aynen. Şu önümüzdeki çok... Çok kötü yani evet. Bunu oynayabiliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Şurada neymiş bu? Şimdi kendisi bana bir renk gösterdi. Ona tıklıyorum. Şimdi onun üstüne bir renk daha ekledi. Aynı sırayla basmam gerekiyor. Black Ops 1 buna tamamen ya. Odaklanmanız lazım yoksa gidiyor. Böyle 50, 60, 100, 200 tane olabiliyor. Ortasına da keşke bir tane sayaç koysalar. Kaçıncı seviyede kaç... olduğu değil mi? Bence de çok o güzel olurdu. Bence de. O zaman yaptık bunu sattık abi. Amazon'da satıyoruz var mısın? Yeni ekonomik girişimim abi. Hasan'ım 9. ayımız kutlu olsun. 181 lira. Hmm. 300 liradan bir sayaç. Mesela böyle kaybettim. Ne oldu? Başa mı dönüyorum? Bir şey diyeceğim. İnanılmaz keyifli. Yani bunu arkadaşlarınızla falan oynadığınızda çok sinirleniliyor. 30'a kadar, 40'a kadar çıkılıyor. Saatlerce sürüyor. Biz Merve'yle birbirimizi çok şey, çok keyifli oynuyorduk. Birbirimizi boğazlayarak oynuyorduk. Yani meh diyor oyun. En kalitelisi diyemem bu tip oyuncaklar için. Daha güzeli de vardır. Siz bakkalda, çakkalda da bulabilirsiniz bence bunun benzerlerini. Biz pahalı versiyonunu almışız. Gerek var mı? Çok da gerek yok ama çok basit ve çok kolay ve çok eğlenceli bir oyuncak. Ben buna kaç vereyim? Ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum hocam. Ben 3 verdim. 4. 4 verdim. 3. 5 verdim ya. Akşam üzeri oynanır yani. 4, 3, 5 geldi. Başka? Dodo, Watson? 4. 4 dedim ya. 4 gelmedi mi sesiniz? 4, 4. Gelmedi sesiniz. Chatten de şöyle bir 3, 4, 5 görüyorum. Hala zirvede masaj aleti olduğu için hiç puan tablosuna hiç şeye almıyorum bile devam ediyorum. Eğlenceli. Fiyat performans olarak da... Bu bize girmedi chat. Evet. Bu bize girmedi. Ürünümüz ne bu? Taç Ali kapı kolu. Kaça aldı? Fiyatı 1000 TL. As nikah. Bu arkadaş bir kapı kolu. Atıyorum. Daha çok Amerika'da ve Avrupa'da görüyoruz bunları. Türkiye'de çok fazla olmuyor. Çünkü bu hiç tahta görmedim. Kapıya takılıyor. Evin içindeki, ofisin içindeki kapıların normal kolunu söküp bunu takıyorsunuz. Uygulamaya bağlanıyor. Parmak iziyle o kapıyı açabiliyorsunuz. Ama bunu işte şey, bizim çelik kapılara takamıyorsun değil mi hocam? Yok hayır. Tamam, odamın kapısına takarım. Devam. Fingerprint, password, handle, lock. Odamda ne saklıyorsun ki? Aşkım, Watson'ın girebileceği her şeyi saklarım. Odamla yani anlatabiliyor musun? Ya Watson geldiğinde kilitle. Yani bu şey için çok mantıklı bu arada hani özel farklı bir şey saklıyorsun. Benim odam işte özel farklı bir şey saklıyorum.
Ha, malzeme kalitesi güzel lan. Allah Allah. Şaşırdım. Bunu kapıya taktığımızı düşünelim. Şimdi şu tarafta görüyorsunuz ki şurada bir parmak izi okutma kısmımız var. Bak benim... Havaya gitti. Fingerprint error diyor. Çünkü benim parmak izim kayıtlı değil buna. Kaydedelim. Altta da aynı şekilde tuşlarımız var. Atıyorum. Siz evinizi kiraya veriyorsunuz. Anahtarı teslim edecek biri yok. Adam mesaj atıyor kapıya şu kodu gir diye. Sen de gidiyorsun hiç adamı görmeden, anahtarı almadan direkt kapıya bu adamın verdiği kodu yazarak girebiliyorsun. Bu kodu da daha sonra telefondan vesaire istediğin yerden de değiştirebiliyorsun. O yüzden aslında çok mantıklı, güzel bir ürün bence. Gayet güzel abi. Uygulaması var. Buradan şifreyle girebiliyorsun. Parmak iziyle girebiliyorsun. Telefondan istediğin kişiye kapı açabiliyorsun. Mesela kargo geldi. Kapıyı açtır abi. Adam atsın içeri. Devam. 1000 lira için bana çok mantıklı geldi. Benim tek gözüme çarpan şey şurada. Şarj girişi var. Ben kapı kolunu şarj mı edeceğim lan? Yani bunu ayda bir şarj ediyorsan okey ama her gün bir de ben gece yatarken efendim telefonun yanında kapı kolunu koyup şarj edeceğim. Bence ne yapacağım de. Yani? Hani? Şarj muhabbeti çok önemli. Şarj uzun gidiyorsa bence güzel alet. Ben sevdim. Odama keyfi alırım yani. Bence ürün güzel. Biz deneyemedik. Fiyatı da 1000 lira için malzeme kalitesi de güzel. Ben 10 üzerinden buna 7.5 veriyorum. Ben 8. Ben de 8 abi. Hoşuma gitti vallahi, ne yalan söyleyeyim. Buyurun. DC hali. Çok gimmicky. 7. Ama eğlenceli 7 bende. Yani şöyle Çetime de döndüğümde 6, 7, 8, 9 bence 7.5'la bu bir tık öne geçti gibi, masajın önüne geçti gibi. Böyle bir tık sanki masajın üstüne, ya böyle masaj atıyorum 6.5'tan 7 ise bu da 6.75'ten 7.15 gibi bir şeyle bir öne geçti yani böyle bir tık. Tamam, şu anda bu masajdan büyük. Bence bonkör oldu. İyidir. Evet hocam. Sıradaki ürünümüz. Aha, ne? Bu benim çok sevdiğim bir ürün. Kendi kullandım, kendi ürünüm hatta. Önce fiyatıyla başlayayım. Şu anki fiyatı 32-33 bin lira civarında. Şu anki fiyatı uçmuş da. Bu bir müzik aleti ama her şeyi yapabiliyorsunuz ve hiç bilgisayara bağlamadan kendi içerisinde kayıt da alabiliyorsunuz. Davul sesleri de var, işte synthesizer sesleri, istediğiniz sesi yapabiliyorsunuz. Bunun kendi içindeki hazır sesleri kullanıp şarkı yapabiliyorsunuz. Mükemmel bir alet. Bunu ben böyle yanımda çantam... Yani bu bizim şey gibi, bir tane oyun var diye böyle adamları atarak şarkı yapıyordun galiba onun gibi, ama burada kendi sesini falan ekliyorsun muhtemelen. Bunu da taşıyorum. Canım müzik yapmak istediği zaman çıkarıp yapıyorum ve sonrasında bunu... Bakalım. Ona göre bir değerlendirelim. Kalitesi nasıl bir bakalım. Evet, evet. İstediğiniz yere de aktarabiliyorsunuz. Bilgisayara bağlı da çalışabiliyorsunuz. Bence mühendislik eseri bu alet. Bir tane synthesizer'ımız var. Bu aslında sıfırdan ses oluşturan bir arkadaşımız. Burada bunun farklı ses ayarları mevcut. Deneyelim bazılarını. Bu sesleri istediğimiz kanallara atayabiliyoruz. Burada 4 tane kanalımız var. 4 kanal kayıt yapabiliyoruz. Burada bir tane kayıtçımız var. İstediğimiz şeyi kaydedebiliyoruz. Burada bir tane mikrofonumuz var. Bak şu an beni duymaya başladınız. Aa dediniz ya da işte radyoda çok güzel bir şey duydunuz. Çataştınız, oradan oraya kayıt aldınız. Onu şarkınızın içinde kullandınız falan. Burada yine farklı davul seslerimiz var. Bunun içerisine notaları bırakıyorsunuz ve rastgele o toplar sekerek ayarlayabiliyorsunuz ne kadar dönsün, nasıl olsun. Kendiniz sesi belirleyebiliyorsunuz. Çok enteresan. Şimdi hocam, mesela... Anladığım kadarıyla attığı toplara bir ses verdi. Evet. Onlar düştüğü zaman sesi çıkartıyor. Aynen galiba. Yani burada evet. Mesela şeyi çok güzel çalarsın, onu ben de hissediyorum yani. Isabella, seninle mezara ben, dürürün. Ya bir 33 davul bin liraya kaydı mis gibi. Alalım. Tamam. Bu davulumuz olsun mesela. Ben orada küçük bir kısmı loopladım. Şimdi bak, güzel bir tane bas sesi buldum. Sesimi beğendim, ayarladım. Hemen kayda giriyorum. Sonra bunların hepsini loop'a alacak, bunun üzerine ekleyecek. Hop, bir tane de melodi ekleyelim üstüne. Yeni kanala geçtim. Bence çok keyifli bu arada oynaması. Bayağı güzel oldu hocam. 3 dakikada şarkı yaptık yani. Evet. Böyle. Ya abi oturma, bir dakika. Şimdi diğer aletlerden sonra bu alet resmen kazansın diye konulmuş yani. 33 bin TL çok pahalı. Evet ama o alet de çok keyifliymiş şimdi. Doğruya doğru. Ha, 33K'ya değer mi desek? Hayır, değmez. Ama şu alet sizde olsa eğlenir misiniz? Bence çok eğlenirsiniz gibi. Bence de. Ama 33K yani. Parasına göre değerlendireceksek 4, 5 falan belki. Evet, ama parasına göre değerlendirmeyeceksek 9.
Parası yoksa 9. Bence... Evet ya. Parasına göre... 6. Yani burada gördüğümüz bütün ürünleri fiyat performans üzerinden değerlendireceksek... Masaj aleti bile kazanamaz bence. Hala o soyacı, soyacı patates soyacı kazanır diyorum hala yani. Evet, evet. Ama ya da kapıya da veririm ben. Kapı, pardon kapı lafım geri. Kapı birinci olur. 1000 lira edebilir o. Kapı birinci olur. Fiyat performans ve teknoloji bir arada yani bence. Fiyat performans olarak düşünmeyip verdiği keyfe göre bakarsak bence bu. O kadar. Ya kapı bin eder yani. Şimdi nasıl bin eder? Panspermiye. Şimdi o masaj aleti 2200 liraysa o kapı da 1000 lira eder. Kusura bakma yani. Bence de. Masaj aleti yani. Tek vasfı dönmesiydi yani, anladın mı? Şimdi en azından kapının bir yazılımı mazılımı bir şey var, bir olayı var yani. Tabii şimdi büyük ihtimalle 33 bin liradan çok daha ucuza işte... Vardır değil mi bu aletin? Synthesizer bulursun. Roland'ın JD'leri falan vardır büyük ihtimalle ama... Bana da bu alet çok pahalı geldi ama şu anda hani hiçbir şey algılayamıyorum çünkü... her şey çok pahalı hayatta. O yüzden ne pahalı ne değil artık algılayamıyorum yani. Ya mesela ortalama bir synthesizer'ı büyük ihtimalle 400-500 dolar alıyorsun. Dur hadi çarp onu da 7000-8000 liraya geliyor. Yine pahalı gibi geldi bana ama eğlenceli mi? Eğlenceli. Küçük. Ya şimdi 10.000 lira neresi? 33.000 lira neresi yani? Tabi. 33K değildi. 3K abartmayın mı? Hayır, 33K'ydı. Aşağı oraya geliyorum. 3 kaysa güzel para. 33 ama... bin lira arkadaşlar yani kocaman yani, oraya. 3 bin lira olsa okey hadi. 33 bin lira yani. 3 bin lira olsa çok iyi yani mesela. Bence de çok iyi yani. Hiç saçma falan. Bir ürün değil. Çok enteresan bir ürün ama çok da teknolojik dolu bir ürün. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu yani saçma gerçekten... ürünlere girmesi yanlış bu. Bu başlık bence altında de bir ürün değil bu yani. Yani. Kendi ürünüm olmasa da 10 üzerinden 10 verirdim. Çok iyi dizayn edilmiş bir mühendislik harikası. Yani müzik yapmayı bilsen de bilmesen de çok keyif alacağım bir alet. Ben ofise sabah getirdim, bizim herkes mıncıkladı. Evet, yine çok boktan ürünlerimiz de vardı ama çok güzel, çok kullanışlı, teknolojik, güzide ürünlerimiz de vardı. Bir sonraki seride görmek istediğiniz ürünleri mutlaka yorum olarak yazın. Biz çünkü internetten, Instagram'dan duyuyoruz. Bunun daha ucuz olsa çok güzel olur Orkun'um. Şöyle bir videonun linkini arkadaşlar size bir pıtı 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 yolladım. Sizden ricam. Tabii ki de burada şimdi beraber izledik ama yani bir gidin, bir beğeni atın. Bir abone değilsek kanala abone olalım. Oha, 10.2 milyon olmuş Orkun ya. Ne olur bir 2,2'yi bana verse. 10 milyon daha güzel dur. 1,2'yi ben alabilir miyim? O sırada Orkun. Tabii efendim. Tabii efendim. Şimdi sizlere bir ekran görüntüsü vereceğim. Evet. Tabii onu alalım. Bu vereceğim ekran görüntüsünde bir daha bir altı Arif'im bir kalmış. Arif'im merhaba. Vallahi merhaba. Allah hay alt odada kalmışsın be şerefsiz. Niye seslenmirsin? Evlenmedim, rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah, lütfen. Ne münasebet. Bu dediğin yakışan bir...